Mutlu günler sevgili izleyenler, gelişmelerle karşınızdayız. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Mersinli vatandaşlara Ramazan ayının manevi havasını yaşatmak için düzenlenen ve birbirinden farklı aktivitelerin yer aldığı Ramazan etkinliklerinin dördüncüsü Ulu Cami Meydanı'nda ilk iftarın açılmasıyla başladı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da ilk iftarını vatandaşlarla birlikte Ulu Cami Meydanı'nda yaptı. Ulu Cami Meydanı'na kurulan binlerce kişilik iftar sofrasıyla vatandaşlara 11 ayın Sultanı Ramazan'ın duygusunu yaşatan Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği etkinliklerle de Mersinlilerin Ramazan coşkusunu yaşamasını sağladı. 4. Ramazan etkinliklerinin ilk gününde Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Zara, Mersinlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Ünlü sanatçı Zara'yı dinleyenler arasında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da vardı. Konser sonrası ünlü sanatçıya çiçek takdim eden Başkan Kocamaz, "Öncelikle hepinizin mübarek Ramazan'ını tebrik ediyorum. Memleketimize barış, huzur ve kardeşlik getirsin, akan kanlar dursun, artık şehadet haberleri gelmesin. Birlik ve beraberliğimize vesile olsun diliyorum," dedi. Mersin'de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Zara da, "Bizleri bu muhteşem halkla buluşturduğunuz için ve Ramazan'ın böyle şen ve bereketli geçmesine vesile olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz," şeklinde konuştu. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ortaklığıyla 2015 yılında başlatılan ve ortopedik engelli bireylerin istihdam sorununu azaltmayı amaçlayan Simit Arabam Engel Tanıman Projesi Mersin'in en uzak ilçelerine kadar uzanacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve İş Kur arasında imzalanan protokolle ilçelerde yaşayan engelli bireylerin simit arabası sahibi olarak ekonomik hayata katılmaları sağlanacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Devran Kutlugün ve İşkur Mersin İl Müdürü Mustafa Kutlu tarafından imzalanan protokol kapsamında 25 simit arabası engelli bireylere dağıtılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa başlattığı Simit Arabam Engel Tanıman Projesi ilçeler imzalanan protokolle Mersin'in ilçelerinde yaşayan dezavantajlı bireylere iş imkanı sağlamayı hedefliyor. 2015 yılında başlayan ve 12 engelli bireyin iş sahibi olarak para kazanmasını sağlayan proje gün geçtikçe büyüyor. Ortopedik engelli bireylerin istihdam sorununu ortadan kaldırarak sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını sağlamak adına başlatılan ve engelli bireylerden büyük talep gören proje yeni hayatlara umut olacak. İmzalanan protokolle Mersin Merkez, Tarsus, Çamlıyayla, Erdemli, Silifke, Mut, Günnar, Bozyazı, Aydıncık ve Anamur ilçelerinde ikamet eden 18 yaş üstü işsiz, sosyal ve ekonomik güvencesi olmayan, ekonomik gücü zayıf, en az okur-yazar, çalışma gücünün en az %40'ından yoksun olduğunu engellilere verilecek sağlık kurulu raporuyla belgeleyen dezavantajlı bireyler arasından mülakat yöntemiyle seçilecek olan 25 ortopedik engelli birey, simit arabası sahibi olacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi 30 yıldır asfaltlanmayı bekleyen Erdemli'nin Kargıpınarı ile Elvanlı mahallelerini birbirine bağlayan yolu asfaltlayarak örnek bir belediyecilik hizmetine daha imza attı. Mahalle sakinleri 30 yıldır umutla beklediği asfaltla Büyükşehir Belediyesi sayesinde tanıştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından kent genelinde tespiti yapılan ve ihtiyaç durumuna göre ilgili birimlere iletilen hizmet maratonu hız kesmeden devam ediyor. Son olarak 30 yıldır mahalle sakinlerinin umutla beklediği Erdemli'nin Kargıpınarı ile Elvanlı mahallelerini birbirine bağlayan yol, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekiplerce asfaltlanmaya başlandı. 30 yıldır çözüm bekleyen, can ve mal güvenliğini tehlikeye sokarak ölümcül kazalara sebep olan yol, tamamlanan iyileştirme çalışmalarının ardından sıcak asfaltla tanıştı. İlk etapta 4.6 kilometresi asfaltlanacak yolun devamında 6 kilometresi daha asfaltlanarak günde yüzlerce aracın güvenle seyahat etmesi sağlanacak. Mahalle sakinleri Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgede yürütülen sayısız hizmetin yanı sıra sabırsızlıkla beklenen asfaltlama çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Şu anda Kargıpınar Mahallesi'nin Elvanlı Caddesi'ni 30 yıldır yapılamayan asfaltını sağ olsun Sayın Burhanettin Kocamaz Başkanımız yapıyor. Bundan dolayı mahallem adına
ve kendim adına çok teşekkür ediyorum. Bu yıl önceden genelde köstebek yuvası gibi her yıl, her ay yama yapılan, yani araçların geçmekte zorlandığı dar bir yoldu. Ama şimdi mevcut halini kazarak, alçaltıp yeni sıcak asfalt dökülerek çok daha güzel bir ortama kavuşturuluyor. Vallahi biz bunu zaten 30 senedir bekliyoruz. Ekim Burhanettin Başkan yani bu işe başladı. Çok rahatsızdık yoldan. Sağ olsun belediye başkanımıza müracaatımızı yaptık. Burada ana yol olduğu için, belediye başkanımıza ait olduğu için sağ olsun sıra bize geldi. Şimdi yolumuzu istediğimiz şekil yapıyor sağ olsun. Teşekkür ederim başkanıma. Gelişmeleri aktardık. Yeniden birlikte oluncaya dek hoşça kalın.